Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün sizlerle birlikte Fuji filmin yeni kamerası XN5'i inceleyeceğiz. Merak ediyorsanız hadi buyurun. Müzik Başlarken hemen belirtmek isterim ki şu anda kullandığım makine bir demo ürün. Bu ön inceleme videosu ise kameranın resmi tanıtımının yapıldığı günden yaklaşık bir hafta önce hazırlandı. Her ne kadar son bir hafta içerisinde artık donanımsal bir değişiklik beklenmese de yazılımsal olarak hala bazı geliştirmeler, güncellemeler olabilir. Bir diğer ön bilgi olarak her zaman olduğu gibi bu kamera bana Fujifilm Türkiye tarafından sınırlı bir süre için gönderildi. Bu süre içerisinde yaptığım test ve denemelerde elde ettiğim sonuçlarla kameranın ön dokümanlarında verilen teknik bilgileri objektif bir şekilde sizlerle paylaşıyorum. Burada ifade ettiklerim tamamen kendi görüşlerim ve Fujifilm Türkiye'nin de bu video üzerinde herhangi bir etkisi yok. Bunu söylemek zorunda kalıyorum çünkü bazen yorumlarda aksi bir durum varmış gibi ifadeler kullanılabiliyor. Bilesiniz ki beğendiklerim de eleştirdiklerim de benim düşüncelerim. Siz karar verirken hem beni hem de güvendiğiniz diğer insanları dinleyip kendi değerlendirmelerinizi de katarak bir karar vermek durumundasınız. Artık dönelim XM5'e. Elimizdeki kameranın atası XM1. Haziran 2013'te çıkmıştı. Aradan bunca yıl geçince bu serinin devamının gelmeyeceği düşünülmüştü ama işte karşınızda XM5. Eğer Fuji film kameraları takip edenlerdenseniz sensör ve işlemcinin 5. kuşağa ulaştığını bilirsiniz. Yakın geçmişte anons edilen kameralarda yani XH2S, XH2, XT5, X106 ve XT50'de X-Transmos 5 sensör ve x processor 5 işlemci kullanılmıştı. Sadece x XS20'de işlemci olarak x processor 5 kullanılmış ancak sensör olarak X-Trans4 kullanılmıştı. Bu kamerada da tıpkı XS20 gibi X-Transmos 4 sensör ve yeni kuşak X-Processor 5 işlemci ikilisi kullanılmış. Hatırlayacağınız gibi X-Trans 4 sensör X4 ve o kuşaktaki kameralarda kullanılan 26 megapiksellik efsane başarılı bir sensördü. Fuji Film'in bu başarılı sensörü daha hızlı bir işlemci olan x prosesör 5 ile taşlandırmış. Böylece hızlı bir işlemci ve başarısını ispatlamış bir sensörün birlikteliğiyle yüksek performans hedeflenmiş. Bu anlamda XS20 ve XM5'in elektronik donanımları eşdeğer. Ancak olay fiziksel tasarıma gelince karşımızda bambaşka bir kamera var. Her şeyden önce bu kamera benim bildiğim kadarıyla şu anda Fuji filmin en küçük kamerası. Bakın XT5'in yanında ne kadar küçük görünüyor. Hatta küçük bir kamera olan X100V ya da X106'nın yanında dahi çok küçük görünüyor. Bu anlamda tam bir cep kamerası. Batarya ve SD kart dahil 357 gram. Doğal olarak küçük bir tutamağa ve baş parmak dayanağına sahip. Ancak bunlar iyi tasarlanmış ve makinenin tutuşu yeterince iyi. İlk etapta kullanılan bataryayı merak ediyorum. Çünkü daha önceki videolarımda da eleştirdiğim bir konu Fuji Film'in değişik kameralarında değişik bataryalar kullanması. Pil yuvasına baktığımda NPW126 bataryayı görüyorum. Elbette gönlümden NPW 235 batarya kullanılmış olsaydı diye geçiyor ama bu kadar küçük bir gövdede bu mümkün olabilir miydi emin değilim. Şükür ki yeni işlemci sayesinde batarya performansı iyileştirilmiş ve normal güç modunda tam doluyken 320 kare fotoğraf çekebiliyor veya 75 dakika video kaydı yapılabiliyor. Yeri gelmişken, pil yuvasının içerisinde, bataryanın hemen yanında bir adet SD kart yuvası bulunduğunu da söylemiş oluyorum. Bu kamera, hem fiziksel boyutları hem de hedef kullanıcı kitlesinin beklentilerine uygun olarak üzerinde bir vizör barındırmıyor. Ama gövdeden açılarak 270 derece dönebilen bir LCD ekrana sahip. Vlog yetenekleriyle de birleşince bu ekran tipi son derece kullanışlı hale geliyor. LCD kapağının hemen arkasında XH2, XH2S, XS20'de olduğu gibi soğutucu fan için bağlantı vida delikleri bu kamerada da var. Buradan anlayacağımız üzere XM5 soğutucu fanı kullanabiliyor. Özellikle video çekimlerinde yaratacağı avantaj bence bu kameranın güçlü yanlarından birisi olacaktır. Kameranın üst yüzeyine baktığımızda çekim modu seçim çarkı, Arka ayar çarkı ve sol tarafta da film benzetim modu seçim çarkını görüyoruz. Çekim modu seçim çarkı PSAM yani diyafram önceliği, enstantane önceliği, tam manuel, program veya otomatik çekim modlarından birisini seçmemize olanak tanıyor. Bu çarkla ayrıca gelişmiş filtrelerle çekim, kişisel ayarlarla çekim, video çekimi veya vlog çekimi de seçilebiliyor. Film benzetim modu seçim çarkı ilk defa XT50 ile gelmişti. Orada da eleştirmiştim. Burada da düşüncelerim aynı. Çok sık değiştirilmeyen bir film benzetimi için kamera üzerinde bir çark yerleştirilmiş olması bence çok anlamlı değil. Bu arada film benzetim modları demişken Fuji filmin şimdiye kadar yayınladığı Reala Ace dahil 20 film benzetim modunun tamamı bu kamerayla gelmiş durumda. Diğer taraftan birçok Fuji film modelinde kameranın ön veya yan yüzünde görmeye alıştığımız netlik tipi seçim mandalı maalesef bu kamerada yok. Menü içerisinden ayarlayabiliyorsunuz veya bir fonksiyon tuşuna atayabiliyorsunuz. Bana göre böyle bir mandalın varlığı büyük bir kolaylık. Bu kamerada da olsaydı keşke dedim. Giriş çıkış portları için kameranın sağ yüzeyine baktığımızda en üstte 3.5 mm jaklı kulaklık çıkışını Altında USB Type-C ve mikro HDMI girişini görüyoruz. Dahili hoparlör ise sol tarafa konumlandırılmış. Şimdiye kadarki tasarımlardan farklı olarak ve LCD ekranın açılmasını da engellemeyecek şekilde mikrofon girişi arka yüze konumlandırılmış durumda. Genel anlamda bu minimalist tasarımı oldukça başarılı bulduğumu söylemeliyim. Az önce de söylediğim gibi Kameranın üzerindeki çarkla PSAM modlarını seçebiliyor ve program, enstantane öncelikli, diyafram öncelikli, tam manuel modlarda çekim yapabiliyoruz. C1 ve C4 arasında işaretlenmiş kişiselleştirilebilen çekim modları var. Menüden C1-C4 arasındaki herhangi bir kişisel ayarın fotoğraf için mi yoksa video için mi kullanılabileceğini belirleyebiliyor ve buna göre kişisel ayarlarımızı buraya kaydedebiliyoruz. Böylece örneğin C1'e kaydettiğimiz siyah beyaz fotoğraf ayarlarıyla çekim yaparken C2'ye gelip Eterna ile video çekebiliyor, C3'e gelip klasik negatifle renkli fotoğraf çekebiliyoruz. Gerisi tamamen sizin hayal gücünüze kalmış durumda. XS20 incelemesinde de belirtmiştim. filtre seçeneği yani gelişmiş filtreler özelliği yıllardan beri X sistem makinalarla gelen bir özellik. Hiç değişmedi ve kullanımı da çok fazla değil. Bence artık Fuji filmin bu özelliği bir elden geçirmesi, belki de tamamen kaldırması düşünülebilir. Vlog seçeneği ilk defa X-S20 ile gelmişti. Bu kamerada da devam ediyor. Vlog çekerken kamerayı çoğunlukla kendinize doğru yönlendirirsiniz. Bu nedenle menüde bazı şeylere ulaşmak güç ve zaman alıcıdır. Hem temel bazı ayarları kontrol edebilmeyi hem de kadraj, ışık, netlik gibi ögeleri sürekli takip edebilmeyi istersiniz. İşte bu beklentilerden yola çıkarak vloggerların hayatını kolaylaştırmak üzere geliştirilen bu özelliği aktif ettiğinizde dokunmatik ekranda vlog menüsü beliriyor. Bu dokunmatik menü sayesinde çekim modu, netleme tipi, titreşim azaltma, yüz göz tanıma modu, portre güzelleştirme modu, arka plan defokus modu, ürün önceliği modu, zamanlayıcı, dikey format video modu gibi birçok özelliği ayarlayabiliyorsunuz. Blog çeken veya sosyal medya yayıncılığı yapan arkadaşlar için büyük kolaylık. Özellikle arka planı defokus yapma özelliği ve ürün öncelikli çekim özelliği gerçekten içerik üretenlerin hayatını kolaylaştıracak özellikler. Diğer taraftan ilk defa bu kamera ile birlikte geliştirilmiş 3 yönlü dahili mikrofon geliyor. Yapacağınız ayarla sadece kameranın önünden gelen sesleri, sadece kameranın arkasından gelen sesleri hem ön hem arkadan gelen sesleri ve 360 derece etraftan gelen sesleri kaydetmeye imkanı bulabiliyorsunuz. Benim gibi tek başına kayıt yapanlar bilir ki kayıt esnasında siz kameranın önünde olursunuz ama tüm ayar düğmeleri kameranın arkasında. Vlog özelliği her seferinde kameranın diğer tarafına geçerek veya kamerayı çevirerek ayarları yapıp tekrar geri döndürmek gibi büyük bir problemi ortadan kaldırmış oluyor. Bence çok faydalı bir özellik. Drive menüsünün detaylarına baktığımızda yüksek hızlı ve düşük hızlı seri çekim, ISO basamaklama, beyaz dengesi basamaklama, pozlama dizisi basamaklama, HDR çekim, panorama çekim ve çoklu pozlama çekim seçeneklerinin olduğunu görüyoruz mekanik perdeyle saniyede 8 kare, elektronik perde ile saniyede 20 kareye varan seri çekim yapılabiliyor. Kadrajda 1.25x oranında bir kırpma ile elektronik perdede seri çekim hızımız saniyede 30 karelere kadar çıkıyor. Bu kamerada ISO 160 ile 12800 arasında doğal olarak, zorlama ile ise ISO 80 ile 51200 arasında çekim gerçekleştirebiliyoruz. ISO performansını değerlendirmek üzere bir seri fotoğraf çektim. Ekranda da görebileceğiniz gibi ISO 3200 seviyesine kadar gayet sorunsuz fotoğraflar çekiliyor. 6400 ISO zorda kalınırsa kullanılabilir. Onun üzeri ise biraz daha sıkıntılı gözüküyor. Son birkaç yıldır piyasaya çıkan yeni nesil kameralarda Fuji filmin nesne takip özelliği ile tanışmıştık. XM5 de bu özellikle birlikte gelmiş. Bu özelliği menüden açıp hayvan, kuş, otomobil, motosiklet, bisiklet, uçak, tren gibi nesnelerden birisini seçtiğinizde kadrajınızın içindeki bu obje başarılı bir şekilde takip ediliyor. Diğer taraftan video çekerken kadraj içerisindeki herhangi bir objeye dokunarak onun takip edilmesi özelliği yine bu kameranın en güçlü yanlarından birisi olacak diye düşünüyorum. Dikkat çeken özelliklerden birisi de bağlantı modu olarak web kamera seçtiğinizde Ilave bir yazılıma ihtiyaç duymaksızın XN5'i webcam olarak kullanabiliyorsunuz. Bu da son yıllarda gelişen online toplantı, görüşme ve uzaktan çalışma alışkanlıklarımıza kolaylık getirebilecek diğer bir özellik olmuş. Bu küçük gövdede titreşim önleyici yani ibis yok maalesef. Ama lensinizin ois özelliği varsa ilave olarak gövdeyle birlikte gelen dis yani dijital görüntü sabitleyici özelliğini de kullanarak Vlog veya içerik üretirken titreşimsiz görüntüler elde etmeniz mümkün olabiliyor. Biraz da XM5'in video özelliklerine göz atalım. XM5 giriş seviyesi bir kamera olarak sınıflandırılabilir. Bununla birlikte boyundan büyük video özellikleri sunması beni şaşırtmadı desem yalan olur. Öncelikle yeni kameramız 6.2K 30 FPS'de Open Gate yani açık kapı çekim yapabiliyor. Böylece kamera sensörünün tam boyutunda yani 3'e 2 oranında video çekilebiliyor. Bu sayede daha sonra video düzenlemesi sırasında istenilen M-Boy formatında ve yatay dikey kadrajda kırpma yapmak mümkün olabiliyor. Bunun dışında 4K, DCI, Full HD çözünürlüklerde 60 FPS'e kadar kayıt yapılabiliyor. Ayrıca Full HD 240 FPS'e varan değerlerde yüksek hızlı yani ağır çekim kayıt yapmak mümkün. Yaptığımız seçimlere uygun olarak H.264 veya H.265 kodek kullanılarak 8 megabit second ile 200 megabit second arasında bir veri hızıyla Long GOP veya All Intra sıkıştırma algoritmalarından biriyle 4:2:0 veya 4:2:2 renk derinliğinde MOV veya MP4 dosya formatlarında kayıt yapabiliyorsunuz. Bağlayacağınız harici HDMI cihazına RAW kayıt yapmak da mümkün olabiliyor. Tüm bu zorlu ve veri yükü ağır kayıt tipleri doğal olarak kameranın ısınmasına yol açabiliyor. Bu nedenle XM5 opsiyonel olarak satın alınabilen soğutucu fanla birlikte kullanılabiliyor. Buradan çıkaracağımız sonuç Uzun ve veri yükü ağır çekim yapacak arkadaşlarımız için soğutucu fan opsiyonel olmaktan öte hayat kurtaran bir yardımcı gibi. Video ile ilgili son cümle olarak yine Fuji filmin yeni kuşak kameralarında gördüğümüz üzere yüksek dinamik aralığa sahip F-Log ve F-Log2 çekim formatları x 5te de var. Az önce cümle içinde geçti ama vurgulayamadım. Burada tekrar altını çizmek isterim. Günümüzün şartlarına uygun bir özellik sunan XM5, 8 megabit per second gibi düşük değerlerde kayıt yaparak videolarınızı sosyal medyada paylaşılmaya uygun bir formatta çekiyor ve videolarınızın kartınızda kapladığı alandan tasarruf etmenizi sağlıyor. Ayrıca kamerayı yatay kadrajda tutarken doğrudan 9-16 formatında 15-30-60 saniye veya daha uzun süreli dikey video çekim imkanı sunuyor. Özellikle içerik üreticilerinin hoşuna gidecek bu özellikle artık Reels ya da Story çekimleri çok daha kolay ve çok daha hızlı olacak gibi görünüyor. Gelelim artık toparlamaya. XM5 bu minicik gövde içerisine az önce anlatmaya çalıştığım gibi gerek fotoğraf kanadında gerekse video kanadında ihtiyaç duyabileceğimiz hemen tüm özellikleri barındırıyor. Küçük, pratik, hafif ama yetkin bir kamera. Üstelik de görece olarak büyük abilerine göre çok daha uygun fiyatlı. Peki kimlere hitap ediyor? Her an yanında kamerasını taşımak isteyen her seviyeden fotoğrafçı bunu alabilir. Bireysel olarak veya küçük bir ekiple içerik üreten tüm sosyal medya emekçileri için yine ideal gözüküyor. Reklam, tanıtım, kısa film çeken küçük işletmeler için de kullanılabilecek bir kamera. Gördüğünüz gibi XM5 geniş bir yelpazede hemen herkesin işine yarayabilecek bir kamera. Şahsen ben beğendim ve bir süre daha kullanarak fotoğraf, video üreteceğim. Umarım bu bilgiler sizin de işinize yarar. Daha önce söylediğim gibi farklı kaynaklardan incelemeleri de izleyip Fuji film mağazalarında deneyimleyebilirsiniz. Uzun bir inceleme videosu oldu. Sapınız için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.